Otonet'ten merhaba, ben de Rızvan Yılmaz. Bu bölümde Türkiye'de G-segment araçlarda çok tercih edilen, çok tutulan, özellikle ilkel böyle filoların çok talep ettiği Renault Clio 5 ile birlikteyiz. Yani 90'lı yıllarda başlayan bu B segmenti Clio serisinin 5. nesliyle birlikteyiz. Araç 2023 model, hatta 2023 sonrası 2023'te bir makyaj gördüyüz. Bizim aracımız makyajsız kasası 1.0 turbo beslemeli bir motora sahip. Frenlik anlamında ABS, ESP, ASR, hatta fren destek sistemi EBD'di bu araçta. Mevcut güçlü bir fren sistemi var. Yine sürücü yolcu yan hava yastıkları bu araçta mevcut. Aracın boyutlarına baktığımızda tam B segmenti 4 metrenin biraz üstünde boyu var. 1.76'lık gibi bir genişlik var arkadaşlar. Bu iki aks arasında 2.58 cm. Bu şunu gösteriyor aslında. Özellikle aracın lastikleri böyle köşelere yerleştirilmiş. Bu içerideki iç hacmi iyileştirirken aynı zamanda ayrıca yol tutuş anlamında da bu köşelere yerleştirilen lastikler iyi bir yol tutuş güvenliği, güvenli yol tutuş sağlar arkadaşlar. Şimdi aracın kaputu alüminyum, hafif bir malzeme. Hemen şu sol tarafta bir mandal var. Mandalı şöyle çektiğimizde kaputu açabiliyoruz. Dediğim gibi alüminyum bir kaput. Hemen kaput üzerinde bir sabitleme çubuğumuz burada mevcut. Şurada bir yalıtım yine mevcut. Bu 1.0 turbo beslemeli motor. 5000 devirde 90 beygir güç veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda 1750'den itibaren, 1700 böyle 2000 devirden itibaren de 3750 devire kadar da 160-165 Nm'lik bir tork veriyor. Tabi bu tork eğrisiyle 1200 kilo yakın ağırlığıyla ve efendim merhaba, saygılar. Ve 195-55 16 inç jantlarla bu araç 0'dan 100'e böyle 12-12,5 saniyede hızlanırken maksimum hızı da 180 km/saatleri bulabiliyor. Tabi bu motor, bu aracın alameti farikası aslında üzerinde bu 1.0 turbo beslemeli motor. Özellikle alt, yani birinci, ikinci viteslerde böyle 70-80'e kadar çok canlı ve çok atik bir sürüş performans sağlarken aynı zamanda yakıt tasarrufu anlamında da gayet başarılı denilebilir. Ortalama böyle 4.5-5 litrelik bir yakıt tüketimi var bu aracın. Buraya baktığımızda gayet değerli toplu. Şurada eko hemen burada. Zaten şurada bir kesinlikle su tutmayın diye burada bir ibare burada mevcut. Hemen akü yan tarafında. Yine fren hidroliğimiz şurada, genleşme kabı hemen aracın hemen sağ tarafında. 4.5 litrelik de bir cam suyu depomuz yine burada mevcut. Yan çubuğu böyle biraz arkada. Metal. Daha önceki nesillerde, geçmişlerde yanında plastikte kullanılmıştı. Bu gayet iyi. Dediğim gibi burası böyle değerli toplu arkadaşlar. Şimdi aracın tasarımına ve donanımına baktığımızda, donanım olarak bu araçta elektrikli camlar, aynı zamanda camlarda sıkışma engelleyici sistemler, tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Hidrolik, elektromekanik bir direksiyon, fonksiyonel bir direksiyon, sürücü koltuğu ve yükseklik ayarı mevcut. Manuel klima, bu touch paket, onu söyleyeyim. Manuel klima, multimedya, yine Apple CarPlay, Android Auto destekliyor. Bu araçta aynı zamanda start stop sistemi de mevcut, Isofix'ler mevcut. Arkadaşlar şimdi tasarımına baktığımızda hani bu 4. nesilden itibaren sportif, dinamik bir tasarımı var. Farların biraz böyle köşelere çıkıntı yapmasından dolayı da bu öndeki şu bağlantıların, özellikle parlak bu siyahlarla birlikte araç önden bakıldığında da
geniş duruyor. Şu LED teknolojiye, şu LED gündüz farları böyle C formunda. Hatta aynadan gece dikiz aynasına baktığınızda arkadan Megan geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Megan'a çok benziyor çünkü tasarım olarak. Tabi artık Venom'un son dönemde yüzü oldu. Bu logo buraya gayet büyük bir şekilde yerleştirilmiş. Şurada böyle üç boyutluymuş gibi ufak böyle dekoratif unsurlar yine burada mevcut. Gövde renginde tamponlar. Tamponun hemen altındaki hava girişi burada sportif ve geniş olarak tasarlanmış. Aslında aracın karşıdan bakıldığındaki bu dinamik görünümünü de bu özellikle alttaki hava girişi destekliyor denilebilir arkadaşlar. Yine şuraya da bir şey ne bu? Çeki demir yeri şuraya bırakılmış. Herhangi bir burada sis farımız yok. Ama şurada krom görünümlü kaplamalar, dekoratif unsurlar da burada mevcut. Aracın hatta farlarla ilgili şunu söyleyeyim. Farlar Renault Clio için geliştirilmiş bir far grubu. Mesafesi artırılmış. Bunu da bir anekdot olarak size aktaralım. Aracın hemen yan tarafına doğru, profiline doğru geldiğimizde, dediğim gibi profiline geldiğimizde burada alüminyum jantlar burada mevcut. 16 inç, 195-55-16 lastik kombinasyonuyla geliyor. Alüminyum jantlarla geliyor arkadaşlar. Ön frenler disk, arka frenler kampana. Elektrikli ısıtmalı aynı zamanda böyle parlak bir siyah. Burada parlak bir siyah burada mevcut. Şurada da yine LED sinyal lambaları da buraya yerleştirilmiş. Hemen alta baktığımızda burada krom görünümlü dekoratif tasarımlar buralarda kullanılmış. Yandan böyle bakıldığında gayet de şık duruyor denilebilir. Hemen kapaçma kollarımız yine gövde renginde. Tasarım olarak profilden bakıldığında da tasarım arkadaşlar gayet sportif. Tabii alıştık artık. Fonksiyonel olması tartışılır ama en azından artık alıştık. Kapı kolda buraya C sütunun oraya yerleştirilmiş. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde hemen şurada bir doğal spoiler. Orada antenimiz, şurada üçüncü fren lambamız. Stop grubu da böyle taşmış. Bagaj kapağı üzerine taşmış ve gösteriyor. Önde olduğu gibi hani farlar özellikle ön farlarda, arka farlarda böyle biraz çıkıntılık burada söz konusu. O yüzden aracı şu bagaj üstüne, bagaja da taşmış olan bu far grubuyla, büyük uzun far grubuyla araç arkadan bakıldığında da geniş ve sportif görünüyor. Hemen aşağıya geldiğimizde park sensörlerimiz yine bu araçta mevcut. Kedi gözlerimiz altta. Difüzör böyle siyah. Yukarıya doğru çıktığımızda bagaj kapağını hemen şu tamponun altındaki butona basarak veyahut da arkadaşlar anahtarı bu şekilde suslalı, beyaz suslalı bir anahtar, onu söyleyelim. Veyahut da şöyle butona, bagaj açma butonuna bastığımızda da bu şekilde açılıyor. Hani bunun burada olması enteresan. Bagaj 90 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar burada. Dikdörtgen bir tasarım var. Yalnız bu ışık çok yüksek. Buraya böyle ağır bavulları indirip bindirirken burada fıtık olabilir misiniz? Yani ciddi anlamda buradaki ışık çok yüksek. Burada lastiğimiz yok. Yalnız lastik tamir kiti var burada. Stepnemiz yok ama lastik tamir kiti var. Aynı zamanda buraya sabitlenmiş. Koltuklarımız 60'a 40 oranında yatırılabiliyor. Şuralarda yine sabitleme kancaları yine burada mevcut. Şurada bir aydınlatma lambası da mevcut arkadaşlar. Buradaki pandizotta çok ince aslında. Bagaj kapağı üzerinde de bir siyah plastik kaplama. Şuraya bir adet tutamak bırakılmış. Elimizi yukarıdan bastığı zaman kirletmeden kapatalım, tek seferde kapatabiliriz arkadaşlar. Kapandı. Ama yani şunu söyleyeyim bagajla ilgili. Derin hacim olarak bu segment için iyi. Yalnız ışık çok yüksek. Bir de tuşun, açma tuşunun alta yerleştirilmesi. Ve açıldıktan sonra da yani şuradan tutup yani bu biraz şuraya bir yapılabilirmiş. Tutamak buraya yapılabilirmiş. Enteresan. Yani, aracın ön frenlerin disk olduğunu söylemiştim. Arka frenler ise kampana. Şimdi daha önceki nesilde bu stepneler altta bulunuyordu. Bunda tabii stepler yok. Tamir kiti var.
buradaki bagaj hacmi 390 litre civarı. Ama dizelleri 360 litre, hatta yanlış bilmiyorsam dizellerinde lastikleri stepneler şu altta bulunuyor arkadaşlar. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde J-Stun üzerinde kapı açma kolu. Buradaki 70-80 derecelik bir açı olacak kapı. 70-80 derecelik bir açıya sahip kapı. Buradaki genişlikler gayet yeterli. B segmenti araç. B segmenti araçların hepsinde olduğu gibi burada da yine sert malzemeler burada mevcut. Sert plastik malzemeler, kaplamalar burada mevcut. Krom görünümlü bir kapı açmak olur. Şurada bir tilter, şurada hoparlörümüz. Burada da bir eşya gözümüz orada yine mevcut. Aracın arka tarafına geldiğimizde buradaki diz mesafesi yeterli. Hemen koltukların arkasında böyle harita ciddi gibi burada saklama, eşya saklama gözleri yine burada, cepler mevcut. 3 kademeli bir yükseklik ayarlı emniyet kemerimiz mevcut. Şu virgül şeklindeki kapalıkları da beğendim. Gayet fonksiyonel. Buradaki tünel, şanzıman veyahut da şart tüneli çok yüksek sayılmaz. Koltuklar sertlik ve dolgu olarak idare eder. İki kişi çok rahat yolculuk yapabilir ama üçüncü kişinin şurada oturması zor. Burada yine 3 adet kafalık, 3 tane emniyet kemeri, 3 kişilik bir emniyet kemeri. Yine izofixlerimiz de burada mevcut arkadaşlar. Buralarda herhangi bir tutamak mevcut değil. Buralarda herhangi bir tutamak da yok. Burada aydınlatma da yok. Sadece ön tarafta aydınlatma mevcut arkadaşlar. Ama genel olarak iki kişi burada çok rahat yolculuk yapabilir. Tabii şurada çocuk emniyet kilitlerimiz de yine burada mevcut. İçe bunu aktif ettiğimizde içeriden açılmıyor, yalnız dışarıdan açılır. Koltukta geldiğimizde, şimdi arka koltuklar, hemen koltuktan başlarsam, arka koltuklar biraz daha şeydi, dardı. Bunlar biraz daha uzun, onu söyleyeyim. Daha iyi yani buradaki baldır desteği falan, şu yan destekleri, yanal destekler, burası gayet başarılı koltuk anlamında. Yine bu kapı paneli üzerindeki bu plastik kaplamalar, yine burada sert plastikler burada mevcut. Kapı paneli üzerindeki bu kumanda düğmesinden arka camlarımızı kilitleyebiliyoruz. 4 cam otomatik, yine yan aynaları da bu şekilde bu kumanda butonu, kumanda düğmeleri üzerinden ayarlanabiliyor. Buradaki eşya gözü gayet yeterli. Şurada bir hoparlörümüz. Şu kapı açma mandalını buraya bırakılmış ama bu kapı kapalıyken açmak zor olabilir. Bir deneyebilir miyim? Evet. Kapı açmak için, bu mandalı çekmek için kapının açık olması lazım arkadaşlar. Kokpitten başlarsak, daha doğrusu konsoldan başlarsak, burada doku olarak çok iyi hissettiriyor. Yalnız burası sert malzemeler var burada. Daha doğrusu burada kullanılan malzeme sert. Hemen şurada karbon görünümlü, kaplamalı ve yumuşak olan, kısmen böyle yumuşak olan bir malzeme kullanılmış. Alta doğru da böyle yine sert malzemeler burada devam ediyor. Yani ortadaki şu kullanılan karbon görünümlü kaplamalar yumuşak diyebiliriz. Konsol yüksek tasarlanmış. Yine konsol üzerinde havalandırma menfezleri falan böyle krom görünümlü kaplamalarla daha böyle şık hale getirilmiş. Buradaki tasarımı beğendiğimi söylemem lazım. Direksiyon, üç kollu bir direksiyon. Direksiyon üzerinde yine kumanda düğmelerimiz var. Hız sabitleme, limitleme, yol bilgisayarını ayarlayabileceğimiz düğmeler ve yine burada sesli komut ve Bluetooth bağlantısı yine burada mevcut. Direksiyon üzerinde böyle fırçalanmış metal görünümlü kaplamalarla direksiyon çok daha böyle şık hale gelmiş arkadaşlar. Bu araçta yağmur sensörü ve far sensörü, otomatik far burada mevcut. Hemen sol tarafta gösterge tablosunun ışığını buradan, aydınlatmasını buradan ayarlayabiliyoruz. Yine farın yükseklik ayarını buradan yapabiliyoruz. Bu şartel şeklindeki tuşları da, bu kumanda düğmelerini de beğendiğimi söylemem lazım. Gösterge tablosuna baktığımızda
Konta açtığımda sizi selamlayarak karşılıyor. Burada sol tarafta devir saati, sağ tarafta 230 göstergesi olan bir kadran. Yakıt göstergesi hemen kilometre kadranın üzerinde. Hararet göstergemiz de devir saatinin üzerinde. Burada yol bilgisayarı, ihtiyacınız olan bilgileri buradan takip edebiliyorsunuz. Hemen şurada bir multimedya. Aynı zamanda kablolu bir şekilde Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlanabiliyorsunuz. Multimedyanın hemen altında şartel şeklindeki bu düğmeler gayet kullanışlı. Start stop buradan aktif veya pasif yapabiliyorsunuz. Hemen şurada yine eco modumuz var. Dörtlü flaşörümüz, kapı kilidimiz de hemen burada. Manuel klimamız, havalandırma ayarlarımız yine burada mevcut. Şurada bir eşya gözü, 12 volt prizimiz, AUX ve 2 adet USB yine burada mevcut. 6 ileri bir şanzımana sahip. Yine bu vites topuzunun bulunduğu bu panel üzerinde de böyle siyah kaplamalar, parlak siyah kaplamalar burada mevcut. Arkaya doğru geldiğimizde şurada 2 adet bardaklık el freni ve şurada da yine bir parlak görünümlü kaplama yine şey üzerinde, el freni üzerinde burada mevcut. Şurada yine bir eşya gözü burada mevcut. Aynı zamanda hemen ucu tarafı da burada Isofix çocuk koltuğu koyabileceğimiz bağlantı aparatları burada mevcut. Tabi burada koltuk veya çocuk olduğunda buradaki airbag'i de iptal edebiliyoruz. Hemen yukarıya doğru çıktığımızda siperliklerde herhangi bir aydınlatma yok ama şurada bir aydınlatma burada mevcut. Hemen şuraya bir kartlık bırakılmış. Buradaki okuma lambaları da gayet güzel görünüyor. Manuel dikiz aynası. Buradaki siperlikte de güneşlikte de aydınlatma yok. Şöyle bir ayna burada mevcut. Bir kartlık da şuraya bırakılmış. Torpido'ya geldiğimizde arkadaşlar içeriye doğru derin diyebileceği ve yeterli hacme sahip bir torpido burada mevcut. Şu dikkatimi çekti. Emniyet kemeri tokalarına burada ses yapmaması için kadifemsi bir kumaş burada kullanılmış. Ses yapmasını engellemek için. Bu da güzel olmuş açıkçası. Şimdi vites bizim bu eski Renault 9'lardan da bildiğimiz mandalı çekiyorsunuz ve şöyle geri vites. Arka park sensörleri aktif. Aynaların büyüklükleri yeterli. Mesela geri giderken ihtiyacınız olan bölgeyi çok rahat görebiliyorsunuz. Şimdi direksiyonda yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. O yüzden ideal sürüşünüzü çok rahat ayarlayabilirsiniz. Çünkü koltukta da yükseklik ayarı var arkadaşlar. Görüş açılarına baktığımda astımları çok kalın değil. Şurada hemen bir kelebek camlar oraya bırakılmış. Aynaları büyük de olsa ama çok böyle kör nokta oluşturmuyor. Direksiyon tepkilerine baktığımızda manevralar için yeterli bir hafifliğe sahip. Geri bildirim için de yine net denilebilir. Bu segmentteki yarış için aman aman geri bildirim olan direksiyon zaten bakıyoruz. Ama yine de iyi. Amortisör sistemi böyle benim hani beklediğimden, bir önceki nesillerini biliyorum. Beklediğimden biraz daha böyle orta sertlikte darbe yemişli sürümlemesi gayet iyi. Böyle pat 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 geçiyor arkadaşlar. Çok fazla böyle salınım yapmıyor. Şimdi bu 1.0'lık motor inanın özellikle 0'dan böyle 70-80 km'lere kadar çok canlı. Yani olduğundan çok daha güçlü hissettiren bir burada şanzıman motor uyumu var. Onu söyleyelim. Eco modu devreden çıkarttığınızda şimdi olduğu gibi çok seri ve dinamik. Kaza olmuş. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah ağır bir şey yok. Şimdi Eco moddan aracı çıkarttığınızda bu aracı patinajsız ve
biraz dokunduğunuzda, gaza biraz dokunduğunuzda patinajsız kaldırmak sanki zor gibi. Aslında araçta kontrol, çekiş kontrol sistemi var ama hemen böyle sarıyor, sarmaya çok meyilli. İyi hissettiriyor. Hız, gayet akıcı bir hızlanma, böyle 70-80'lere kadar devam ediyor. 3750 devire kadar da böyle 160 Nm'lik torku veriyor arkadaşlar, onu söyleyelim. Bu böyle go-kart kullanıyormuş gibi bir his verirken, özellikle kaygan, yağmurlu ve kaygan zeminde biraz böyle tehlikeli olabilir. Hatta önden kaymaya biraz böyle meyilli. Önden kaymaya biraz böyle meyilli. Çabuk sarıyor çünkü. Ama bu direksiyon sayesinde de toplam aracı böyle çok sıkıntı değil. Çok böyle aracı istediğiniz yere getirebiliyorsunuz. Yakıttaysa 5 litre gibi diyebiliriz yakıt tüketimini. Vites geçişleri kemikli. Vites geçişleri kemikli, belirgin. Darbe sürümlemesi, mesela şu kasisten geçtik. Böyle çok sert hissettirmiyor ama pat pat çok rahat bir şekilde geçiyor arkadaşlar. ABS çok iyi çalışıyor. Hemen devreye giriyor. Yani bu aracın direksiyona geçtiğinizde size çok böyle heyecanlı hissettiren bir sürüş izlenimi veriyor. Dediğim gibi olduğundan çok daha performanslı, çok daha güçlüymüş gibi bir sürüş vaat ediyor. Yalıtım anlamında şimdi motor tabii benzinli bir ürüte çok sesli değil. Yalıtım olarak da B segment bir araç için yeterli bir yalıtıma sahip. Ama hızınız böyle arttığında 90-100'ler sonra özellikle rüzgar sesini böyle almaya başlıyorsunuz. Bu da aynalardan kaynaklı da olabilir bu şey, rüzgar sesi. Ama böyle 80-90'dan sonra alıyorsunuz. Ama genel olarak çok rahatsız edici değil arkadaşlar bu şey, ses. Onu söyleyelim. Şuradan da gelmişim. Araç bir komplike ve bir bütünlük var arkadaşlar. Yani yürüyeni ayrı, kupası ayrı değil. Gayet sıkı hissettiriyor direksiyondayken. Şanzımana sahip 6. viteste şöyle 100'e kadar bir çıkalım, 90-100 böyle 2000 devir civarı, 90 km hızlarda 2000 devir civarında yürüyor. Tabii bu da aracı özellikle otoyol sürüşlerinde daha ekonomik hale getiriyor bu 6. vites. Ama bende bıraktığı izlenim, neyi beğendiniz derseniz, özellikle performanslı motoru go-kart kullanıyormuş gibi, sportif bir araç kullanıyormuş gibi bir tarzı olması, özellikle 70-80 km hızlara kadar böyle bir anda patlayan, o turbonun verdiği bir anda patlama hissiyle birlikte çok performanslı, çok iyi hissettiriyor. Ama yine de özellikle kaygan zeminlerde bu biraz böyle şey olabilir arkadaşlar, tedirgin edebilir. Onun dışında yalıtım olarak da şey olarak da yeterli. Yalıtım olarak da yeterli. Motor performanslı, ekonomik diyebileceğimiz bir ünite var üzerinde. Bu ünite gayet canlı ve eksi olarak
bagaj eşiğinin çok yüksek olması diyebilirim. Hani işçilik ve malzeme kalitesi diğer B segmenti araçlarda neyse onlar gibi diyebilirim. Ama güvenli ve konforlu böyle yol tutuş anlamında bir şey gibi değil aslında. Volkswagen Polo gibi değil mesela. Onu gibi hissettirmiyor. Ama çok da kötü değil, onu söyleyeyim. Zaten bu araç spor bir araç değil. Sportif, çok böyle spor araç muamelesi de yapmamak lazım. Sınırlarını zorlamadığınızda bu araç gayet yeterli, tatminkar ve tam böyle fiyat performans aracı diyebilirim. Renault Clio çıktı. Yine aynı zamanda Eco Mode da var. Bu ekonomik anlamında özellikle şehir içinde size ekonomik bir sürüş vaat ederken özellikle gaz tepkilerinde bir hayli törpülüyor arkadaşlar. Tüm izleyenlere sevgiler, selamlar. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Herkese sağlıklı, güvenli sürüşler. Hoşça kalın arkadaşlar.